Hilmi hocamızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parabol konusunu işleyeceğiz. Parabol konusu çok önemli bir konudur. Aslında ikinci dereceden fonksiyonların analitiğidir. Doğrunun analitiği değil de ikinci dereceden fonksiyonların analitiğidir parabol konusu. Ve türevde olsun, integralde olsun, limitte olsun karşımıza çıkar. Temel konudur. Güzelce dinlemenizi ve güzelce anlamanızı, bol bol soruyla da desteklemenizi tavsiye ederim. Parabol konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız. Hadi bakalım. Nedir bu parabol? İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerinin gösterdiği eğriye parabol diyoruz. Parabol ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine verilen isimdir. Peki hocam birinci dereceden fonksiyonların grafiklerine ne isim veriliyor? Doğru ismi veriliyor arkadaşlar. Bakın birinci dereceden fonksiyon dediğimiz fx eşittir ax artı b, bunların grafikleri doğru şeklinde olur. İkinci dereceden fonksiyon dediğimiz ax kare artı bx artı c gibi bunların da grafiklerine biz ne diyoruz? Parabol diyoruz. Birinci derecedenler doğru. Peki parabol şekli nasıl olur arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi ya kollar yukarı doğru ya da kollar aşağı doğru olacak şekilde eğri olarak olmuş olur parabolün görüntüsü. Yani her grafik parabol demek değildir. Kollar yukarı ya da aşağı doğru olan bu iki şekildir. Arkadaşlar bütün fonksiyonlarda olduğu gibi parabol üzerindeki bir nokta o parabolün denklemini sağlar. Bu temel bir bilgidir. Bununla ilgili önce bir soru tipimizi çözelim. Fx fonksiyonu verilmiş bakın ikinci dereceden. Eksi 1'e 3 noktasından geçtiğine göre. Bu fonksiyon eksi 1'e 3 noktasından geçiyor demek. F eksi 1 eşittir 3 demektir. Ya da bu nokta fonksiyon üzerinde olduğuna göre de diyebilir. Aynı şey bir nokta fonksiyon üzerindeyse ya da fonksiyon o noktadan geçiyorsa f eksi 1 eşittir 3 demektir. Ya da x'e eksi 1 verdiğimizde sonuç 3 olacak demektir. F eksi 1 ne demek? X yerine eksi 1 yaz demektir. Eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 eşittir 3. 1 eksi a eşittir 3. Eksi a'yı sağ tarafa, 3'ü sol tarafa atarsak da a'yı eksi 2 bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi parabolün eksenleri kestiği noktalar olayına gelelim. Arkadaşlar bütün fonksiyonlarda da böyledir. X ekseni kesen noktalar nasıl bulunur? Y'ye 0 vererek bulursunuz. Peki y ekseni kesen noktayı nasıl buluruz? X'e 0 vererek buluruz. İşte biz burada y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyoruz. X'e 0 verdiğimizde ne elde ediyoruz? C. Parabolün yani şu fonksiyonun c'si bizim y ekseni kestiğimiz noktanın ordinatıdır. Arkadaşlar apsisi zaten 0'dır. Yani bir parabol düşünün. Şöyle bir parabol düşünün. Y ekseni kestiği nokta x'e 0 verdiğimiz zamanki değer olacağı için ne oluyormuş demek ki? C oluyormuş. Arkadaşlar bu aklımızda mutlaka kalması gerekiyor. Bir parabole baktığımızda y ekseni kesen noktanın C olduğu hemen kafamıza gelmesi gerekiyor. Peki x ekseni kestiği noktalar nelerdir? X ekseni kesen noktalarında y'leri 0 olduğu için fx yani y yani fx'e 0 verdiğimizde karşımıza çıkacak bu denklemin bulacağımız x'leri ne olmuş oluyor? Bu ikinci dereceden denklemin varsa kökleri olmuş oluyor. Dolayısıyla x ekseni kesen noktalar da bizim köklerimiz olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar bu sayfayı şöyle bir özetleyelim. Bir parabole baktığımız zaman y ekseni kesen noktanın c, x ekseni kesen noktalarında kökler olduğunu bileceğiz. Kökler yoksa ne olacak? X ekseni kesmeyecek demektir. Nitekim parabol x eksenini kesmeyebilir. Bir tane kök varsa ne olacak? Birazdan bunu anlatacağız arkadaşlar. Bir tane kök olursa da x eksenine teğet olacak. O zaman x ekseni kesen noktalar kökler, y ekseni kesen nokta da c olmuş oluyor. Parabolün eksenleri kestiği noktaları bulalım. Önce y ekseni kestiği noktayı bulalım arkadaşlar. Y eksenini kestiği nokta hangi nokta? Bakın c eksi 3. Biz o noktaya 0 eksi 3 noktası diyoruz. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı deseydi de eksi 3 demiş oluyor. Nokta deseydi sıralı ikili şeklinde yazacağız. Y ekseni kestiği nokta 0 eksi 3 noktasıdır. Peki x eksenini hangi nokta ya da noktalarda kesiyor? Nasıl bulacağız arkadaşlar? Y'ye 0 vererek yani bu denklemi 0'a eşitleyerek x eksi 3'e 1. Dolayısıyla buradan x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0'dan köklerimiz 3 ya da eksi 1 çıkar. İşte x ekseni kestiği noktalarda eksi 1'e 0 ve 3'e 0 noktalarıdır. Yani görüntü olarak nasıl bir şey bu diye merak edecek olursanız arkadaşlar. X ekseni eksi 1'e ve 3 noktalarında kesiyor. Y ekseni de eksi 3 noktasında kesiyor.
Birazdan söyleyeceğiz. A dediğimiz x karenin katsayısı pozitifse kollar zaten yukarı doğru oluyor. Bizim parabolümüzün grafiği de bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi biraz önce söylediğim şeyi burada bir özetleyelim. X ekseni kesen noktalar kökler diyorduk ya arkadaşlar. Ya kök yoksa ya da ne zaman kök oluyor, ne zaman iki kök oluyor, ne zaman kök olmuyor. Bakın delta sıfırdan büyükse iki farklı kök çıkıyordu. O zaman x eksenini iki farklı noktada keser. Delta eşit sıfırsa ikinci dereceden denklemler konumuzun birinci videosunda işledik bunları. Delta eşittir sıfırsa o zaman eşit iki kök, çakışık iki kök, bir tane kök çıkıyordu. Yani bir tane noktada keser. Ne demek bir tane noktada keser? X eksenine teğettir. Bu cümleler tersten de önemli. Parabol x eksenine teğet ise diye soruya başlayabilir. Delta eşit sıfır yaparsınız. Eğer delta sıfırdan küçükse, reel kök yok diyorduk, kök yok diyorduk. O zaman x eksenini ne diyoruz? Kesmez diyoruz. Dolayısıyla delta ile parabolün x eksenini kesip kesmemesi arasında direkt bir bağıntı var. Onları işlemiş olduk. Bakın ne diyor? Bu parabol x eksenine teğet olduğuna göre diyor. Ne demek x eksenine teğet? Demek ki delta eşit sıfır çünkü bir tane kök var demektir. Bana burada delta'nın sıfıra eşit olduğunu söylemeye çalışıyor. Delta'nın formülü neydi? Yine ikinci dereceden denklemler konumuzun birinci videosunda işlemiştik. B kare eksi 4ac idi. B ne burada? X'in katsayısı. B kare eksi 4a x karenin katsayısı çarpı c. O da sabit dirim. B kare eksi 4ac'yi sıfıra eşitledik. Eksi m'nin karesi artı m kare yapar. Eksi 4'ü dağıtırsak eksi 8m artı 12 yaptı eşittir 0. Burada da çok güzel bir şey var arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum şu anda. Bana m'nin alacağı değerler toplamını soruyor. Karşımızda m ile ilgili ikinci dereceden bir denklem çıktı. Buradan gidip de m'lerin köklerini falan şöyle bulmamıza gerek yok arkadaşlar. M hangi değer alır deseydi, aşağıdakilerden hangisi olur deseydi m değerini bulmaya çalışırdık. Ama burada m'nin alacağı değerler toplamını sorduğu için bu ikinci dereceden denklemin kökler toplamını sormuş oluyor. O da ikinci dereceden denklemler videomuzun üçüncüsü kök katsayı ilişkisinde görmüştük. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan 8 çıkmış oluyor. Gidip de kökleri bulmakla vakit harcamayın demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ne anlattık? Parabolün eksenleri kesen noktalarını anlattık. X ekseni kesen noktalar kökler, y ekseni kesen nokta da c idi arkadaşlar. Dolayısıyla bir noktadan geçiyorsa da o nokta parabolü sağlıyor demiştik. Bunları anlattık. Şimdi parabol yine çok önemli bir temel bir bilgisini vereceğiz. Tepe noktası. Arkadaşlar bu çok önemli. Parabolde kollar bazen yukarı bazen aşağı doğru oluyor. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar. X karenin katsayısı a pozitifse kollar yukarı doğru olur. A negatifse kollar aşağı doğru olur. Kollar yukarı doğru olduğu zamanki en alt noktaya ya da kollar aşağı doğru olduğu zamanki en üst noktaya biz tepe noktası diyoruz. Kollar yukarı doğru olduğu zaman en alt nokta, kollar aşağı doğru olduğu zaman en üst noktaya biz parabolün tepe noktası diyoruz. Peki bu tepe noktasının koordinatları nelerdir ve nasıl bulunur? Arkadaşlar tepe noktasının koordinatları özeldir. Yani herhangi bir harf vermiyoruz. RK'dır koordinatları. Tepe noktasının apsisine biz R diyoruz. Ordinatına K diyoruz. Bakın burada gösterildiği gibi tepe noktası apsisi R, ordinatı K. Öbüründe de apsisi R, ordinat K. Nasıl buluyoruz biz bu R ve K'yı? Arkadaşlar R'nin özelliği şu bakın. R köklerin tam ortasındadır. Bakın şuralar birbirine eşittir şu uzunluklar. Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Köklerin tam ortasında olduğu için analitikten orta nokta nasıl bulunuyordu? Diğer ikisinin toplamının yarısına. O zaman kökler toplamının yarısı bize R'yi verir. Kökler toplamının formülü de eksi B bölü A'ydı. Eksi B bölü A 2'ye bölersek yani yukarıyı aynen yaz aşağıya ters çevirip çarp eksi B bölü 2A orta noktanın apsisini bulmuş oluyor. O da R olmuş oluyor arkadaşlar. Nereden çıktığını göstermiş oldum. Tepe noktasının R'sinin formülü eksi B bölü 2A'dır. Kökler toplamıyla karıştırmayalım. Kökler toplamı eksi B bölü A'ydı. Tepe noktasının R'si ise eksi B bölü 2A'dır. Peki K nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu noktanın apsisi R ya. Gidip bunu fonksiyon içerisinde X yerine o bulduğun R değerini yazarsan elde ettiğin değer o noktanın ordinatını verir. Yani K'yı nasıl buluyormuşuz? F R'den buluyormuşuz. R'yi bulup fonksiyonu yerine yazarak buluyoruz.
Bazen R çok sıkıntılı çıkar. Mesela R'yi M-1 bölü 2 buldunuz. X yerine o R'yi yazıp K'yı emre olarak bulma işlemi çok uzun olacağı için K'nın direkt de bir formülü var. Ezberlemenizi tavsiye ederim. 4AC eksi B kare bölü 4A'dır. Bu da biraz tanıdık geldi size. Bakın B kare eksi 4AC'nin tersi gibi düşündüğünüz zaman eksi delta bölü 4A olmuş olur. K'nın direkt formülü. Peki hocam direkt onu kullansak olmaz mı? Olur. Ama normal şartlar altında öbürünü kullanmak, hani R basitken işte 2 çıkmış, 3 çıkmış yerine yazmak daha basit olduğu için F'yi kullanmak, şunu kullanmak daha mantıklıdır. Karışık R'lerde en sondaki anlattığımı kullanırsınız. Burada önemli iki bilgimiz daha var arkadaşlar. A pozitif olduğu zaman, kollar yukarı doğru olduğu zaman parabolün görüntü kümesinin yani Y'lerin en küçük değeri olur. Kollar yukarı doğru olduğu zaman en büyük değerden bahsedemeyiz. Değer demek Y demektir. Çünkü sonsuza doğru gidiyor. Sonsuza doğru gittiği için en büyük değerden bahsedemeyiz. En küçük değerden bahsederiz. Parabolün kollar yukarı doğrusu en alttaki değerinin y'si yani tepe noktasının k'sı parabolün en küçük değeri olmuş oluyor. Kollar yukarı doğruysa en küçük değer tepe noktasının k'sıdır. Kollar aşağı doğruysa da bu sefer en küçük değer sorulmaz eksi sonsuza gittiği için en büyük değer sorulur ki o da tepe noktasının yine k'sıdır arkadaşlar. O zaman a büyük sıfırsa görüntü kümesinin en küçük elemanı yani fonksiyonun en küçük değeri de k'dır. Kollar aşağı doğruysa parabolün en büyük değeri de yine k'dır değerli arkadaşlar. Bakınız bir bilgimiz daha var bu r ile ilgili. Bu tepe noktasının apsisi dediğimiz r parabolü arkadaşlar simetrik iki parçaya böler. Dolayısıyla x eşittir r doğrusu yani şunu tekrar yazalım. X eşittir r doğrusu parabolün simetri eksenidir. İster kollar yukarı doğru olsun, ister aşağı doğru olsun, x eşittir r doğrusu bizim parabolümüzün simetri eksenidir arkadaşlar. Parabolün tepe noktasını bulunuz dediği zaman bize şu şekliyle bu soruyu arkadaşlar. R'yi de bulacağız, k'yı da bulacağız. R'nin formülü, bir seferini yazıyorum, diğerlerini yazmıyorum biliyorsunuz. Eksi b bölü 2a'dan 4 bölü 2'den 2 çıktı. K'yı nasıl buluyorduk? K'yı fr'den buluyoruz. R'yi de 2 bulduğumuz için f2 diyoruz. Yani x yerine 2 yazıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? 4 eksi 8 eksi 7'den cevap eksi 11 oluyor. O zaman bizim tepe noktamızı nasıl bulmuş olduk? 2'ye eksi 11 olarak bulmuş olduk. Tepe noktasını bulun demek r'si ile k'si ile beraber bulmak anlamına geliyor. Bu soruda ne diyor arkadaşlar bize? Parabolünün tepe noktası 2'ye n olduğuna göre diyor. O zaman bana bakın r'yi vermiş. R2. O zaman k da n'e eşit. O zaman bu r'yi vermişse ben bunu kullanacağım. R'nin formülü neydi arkadaşlar? Eksi b bölü 2a. A eksi 1 olduğu için 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. İşte bu neye eşitmiş? 2'ye. Bakın şu eksiler gider. İçler dışlar çarpımından m'yi 4 bulur. M'yi 4 bulunca fonksiyonu tekrar yazalım arkadaşlar. Fx eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 4 bulmuş olduk. Şimdi biz buradan M'yi bulmuş olduk arkadaşlar. 4. N'yi nasıl bulacağız? N'de K'ya eşit olduğuna göre K'yı soruyor. K neye eşit peki arkadaşlar? Fr'ye. R nedir? 2'dir. O zaman ben F2'yi bulduğum zaman K'yı yani N'yi bulmuş oluyorum. F2 de eksi 2'nin karesi. Bakın burada dikkat edin. X karenin başında eksi var. Eksi X'in karesi değil. Yani 2'nin karesi 4. Başına eksi koyacağız. Eksi 4 olacak. Artı 4 çarpı 2 eksi 4'ten. Eksi 4 artı 8 eksi 4'ten 0 çıkmış oldu. N değerimiz 4 artı 0'dan da sonuç 4 olmuş olur değerli arkadaşlar. Uyarı. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise tepe noktasının apsisi 0'dır. Böyle sorular gelir arkadaşlar. Bakın bilgi olarak verir der ki tepe noktası y ekseni üzerinde ise der. Tepe noktası y ekseni üzerinde demekle bize ne demek istiyor bakın. Şöyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olabilir. Yani tepe noktası şuradaysa ne demek istiyor bana? R'si 0 demek istiyor. Tepe noktasının R'si 0 demek istiyor. Buradan da şu çıkıyor arkadaşlar. R'nin formülü eksi B bölü 2A olduğu için eksi B bölü 2A'yı 0 eşlerseniz de B 0. O zaman parabolün tepe noktası Y ekseni üzerinde dediği zaman R'yi 0 yani B'yi 0 söylemeye çalışıyor. X ekseni üzerinde dediği zaman da bakınız şunu demek istiyor bize.
Şunu demek istiyor bize, bunu aslında biraz önce söylemiştik. X eksenine teğet demek istiyor. Delta eşit 0 demek istiyor. X ekseni üzerinde ise. Delta eşit 0'dan da gidebilirsiniz. Ya da bakın bu tepe noktası olduğu için, y'si 0 olduğu için k eşittir 0'dan da gidebilirsiniz. O zaman özetle parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde diyorsa r'si yani b'si 0 demeye çalışıyor. Tepe noktası x eksen üzerinde diyorsa da delta'sı 0 ya da diğer bir deyişle k'sı 0 demek istiyor. Evet, tepe noktası y eksen üzerinde diyor. Yani düşünün, r'si 0 yani b'si 0 demek istiyor. O zaman şurası 0 demek istiyor. Yani m eksi 1 demek istiyor. Fx eşittir eksi 2x kare, en sonunda eksi eksi 1'den artı 1 yapar. Parabolümüz bu. F1'i soruyor. Eksi 2 çarpı 1'in karesi yani 1 eksi 2 artı 1'den cevabı eksi 1 bulmuş oluruz. Fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük elemanı eksi 4 diyor. Arkadaşlar, görüntü kümesinin en küçük elemanı demesi için kollar yukarı doğru olması gerekiyor bir kere. Aşağı doğru olsa en küçük eleman olmaz, eksi sonsuza gider. En küçük eleman demekte ne demekti hatırlarsanız, k demekti. Kollar yukarı doğru olduğu zaman en küçük eleman, en alttaki noktanın y'si, görüntü kümesi demek y demek de, yani absis değil, y demek oluyor. O da k olmuş oluyor. Bize k'nın eksi 4 olduğunu vermiş. O zaman şöyle yapacağız. K'yı biz nasıl buluyorsak bulup eksi 4'e eşleyeceğiz. Nasıl buluyoruz k'yı? Önce r'yi buluyoruz. Eksi b bölü 2a'dan eksi 3 bölü m çıkıyor. İşte bakın, bunu x yerine yazmak sizin için sıkıntılıysa, çünkü k demek fr demek, yani f eksi 3 bölü m demek. Bunu yazmak, x yerine eksi 3 bölü m yazmak sıkıntılıysa, ki bu tip kesili sorular sıkıntılı olabilir, bu şekilde yapmayıp vazgeçip şuna geçiyoruz. K'nın direkt formülüne geçiyoruz. Nedir K'nın direkt formülü? 4ac eksi b kare bölü 4a. İşte bu eksi 4'e eşitmiş. K'nın eksi 4 olduğunu vermişti burada. Yani yukarısı eksi 4m eksi 36. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 16m'e eşit olmuş oluyor bu. Eksi 16m sol tarafa gelince 12m. Eksi 36 sağa gelince 36m, buradan 3 çıkar. Soru bitti mi? Hayır. Şimdi kırmızı kaleme geçiyorum. Fonksiyonu tekrar yazıyorum. Şunu şu anda kapatmış olduk. Fonksiyonumuz m yerine 3 yazdığımızda 3x kare artı 6x eksi 1 oldu. Bana da fm yani f3'ü sormuş oldu. 3 çarpı, şuraya göre yapıyorum, x kare 9 olur. X'ten 3 yazdığımda 6 çarpı 3 eksi 1 yani 27 artı 18 eksi 1'den cevap 44 çıkmış olur. İşte k'yı ne zaman formülü kullandığımızda böylece görmüş oldunuz. Arkadaşlar, tepe noktasının bir yazım şekli daha var, ya da parabolün. Yani şu parabol şu formatta yazılabiliyor. Yani mesela fx eşittir ya da y eşittir 2 çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 1 gibi. İşte arkadaşlar, parantez içerisinde 0 yapan değer r olmuş oluyor. Dışarıdaki değer de k olmuş oluyor. Böyle de bir kalıbımız var. Tepe noktasını bulma kalıbı. Bakın, burada fonksiyonun grafiğinin parabolünün tepe noktası 3'e eksi 4 olduğuna göre diyor. Biz şimdi buradan tepe noktasını bulalım. Parantez içerisinde 0 yapan değer r idi. Yani r eşittir m bulduk. Dışarıdaki değer de k idi. K eşittir 2n bulduk. O tanım gereği. İşte bana r'nin 3 olduğunu vermiş. O zaman m 3'tür. K'nın eksi 4 olduğunu vermiş. Yani 2n eşittir eksi 4'ten. N eşittir eksi 2'dir. M artı n soruluyor. Cevap 1 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Bunun tepe noktasını bulalım. Hemen bakın, çok basit. Yani bunun karesini alıp eksi 3'e çarpı 3 toplayıp ax kare artı bx artı c formatını alıp eksi b bölü 2a'dan r'yi bulup f'den kaybolmamıza gerek yok. Tepe noktası direkt belli bakın. Parantez içerisinde 0 yapan değer r'dir. Dışarıdaki değer k'dır. Peki bunun parantez içerisinde 0 yapan değer eksi 2'dir yani r. K'sı da eksi 1'dir. İki nokta arasındaki uzaklık analitik konusu aslında. Doğrunun analitinde gördünüz ya da göreceksiniz. Bakınız, x'lerin farkı 3, y'lerin farkı 4. Direkt 3, 4, 5 üçgenden 5 diyebilirsiniz. Ama formülde şu, pratik olarak 5 bulduk. APH yöntemi, artistik opatinajı, hareket o yöntemiyle çözmüş olduk. Yok hocam, ben uzun uzun çözmek istiyorum diyenler, x'lerin
farkının karesi artı y'lerin farkının karesini karekökü. Bu şekilde 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, topla 25, karekök 25, 5'tir diyerek bulmanız da mümkün. Öyle de bir formülümüz var. Parabolün tepe noktası y eşittir 2x artı 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre n kaçtır diyor. Bu da güzel bir soru. Biraz analitik bağlantılı bir soru. Şimdi parabolün tepe noktası bu doğru üzerindeymiş. O zaman tepe noktası bu doğruyu da sağlar, parabolü de sağlar gibi düşünün. Bulalım mı parabolün tepe noktasını biz? R'si eksi b bölü 2a'dan eksi 2 çıkar. K'sı da f'r'den yani f eksi 2'den bulacağız. Eksi 2'nin karesi 4, şuradan yapıyorum. Artı 4 çarpı eksi 2, eksi 8. Eksi n artı 1. Yani eksi, ne yapar burası? Eksi 4, 1 daha. Eksi n, eksi 3 yapar arkadaşlar. R bu, k bu. İşte bu tepe noktası. Yani eksi 2'ye, eksi n, eksi 3 noktası. Şu doğru üzerindeyse, bu doğrunun denklemini sağlar demektir. Yani y yerine eksi n eksi 3, çünkü şu y, şu x biliyorsunuz arkadaşlar. Y yerine eksi n eksi 3, x yerine de eksi 2 yazdığımızda bu denklem sağlanıyor anlamına geliyor. Şurası 3 artı 3. Buradan da sağ taraf eksi 1 yapar. Sol tarafa atarsak artı 1 olarak eksi 2 eşittir n çıkmış olur. N değerini eksi 2 bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani tepe noktasını nasıl buluyorsak R'yi buluyoruz, yerine yazıyoruz, K'yı buluyoruz. O şekilde tepe noktasını bulduk. Madem bu doğru üzerindeler, X yerine eksi 2 yazdığımızda, Y yerine eksi N eksi 3 yazdığımızda bu denklem sağlanır anlamına gelir değerli arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, böylelikle parabolümüzün giriş bilgilerini vermiş olduk. Bitmedi parabol konusu. Daha var. Daha önemli kısımları var. Burada biz de parabolü tanıtmış olduk. Bu şekilde parabolün temel elemanlarını size anlatmış olduk. Diğer parabol videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.